musun? Gitmeden sana bakayım dedim. Girme odaya. Girme. Meşir mi gördü acaba? Yapma. Yine mi başladık? O olabilir mi? O olsaydı bana olan nefretinden hemen yetiştirirdi amcama. Hayır, Beşir değildir. Biri gördüyse o annendir. Ama şimdilik güvendeyiz. Şimdilik. Hadi git. Behlül kaçar. Hani bugün evde olacaktın? Şirkete gideyim dedim amcamın yanına. Niye karar değiştirdin? Ne bileyim. Evde bütün gün sıkılacağımı anladım. En iyisi şirkette olayım. Aşk olsun. Bizden mi sıkılacaksın? Hadi git git, aferin. Bugünlerde amcanın daha bir göz bebeğisin zaten. Bunda niye bir iman seziyorum? Yok, gördüğümü söyledim. Adnan seninle gurur duyuyor. Hoşçakalın. Güle güle. Hadi geç kalıyorum, tekrar şu yüzüğümü ver. Buyurun. Pantolonlar bir tarafa, yok bilmem neler bir tarafa diye bir de iş öğretiyor bana. Sanki biz bilmiyoruz. Üstün çamur olmuş. Saksılara sürdüm herhalde. Zaten hemen duş atacağım kendimi. Dengesiz vallahi, dengesiz. Neye bakıyorsun sen? Bu leke temizlenmez. Ay sus, Allah korusun. Bihter Hanım yıkar ortalığı. Elbisem de elbisem diye. Bir şey değil, çamur bu. Evet, çamur. Söyle, en geç öbür gün versinler, hafta sonuna kalmasın. Hadi. Her seanstan sonra kendimi maraton koşmuş gibi yorgun hissediyorum. Kendine yolculuğa çıkmak yorar insanı. Doğru. Çocukluğuma ait bir şeyler bulup çıkarmak için debeleniyorum.
En çok kaybetmekten korkuyormuşum. Bunu fark ettim. Kaybolmaktan. Küçükken saklambaç oynamayı da sevmezdim. Aramak zoruma giderdi, hır çıkarırdım. Hep bir bahanen olurdu. Sıkıldım, yoruldum, üşüdüm, terledim. Hala öyleyim. Her zaman bahanelerim var. Alıştığım elimin altında olsun, sevdiğim herkes yanımda olsun istiyorum. Kim istemez? Behlül'e bir bakayım. Behlül çıktı. Ya? Şirkete gitmiş. Aman. Piyano dersine kadar biraz daha dinlen istersen. Yapacak bir şey yok. Thank you.